Kanal ve ekranlarına hoş geldiniz. Esnaf Gündemi programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Yine özel, değerli bir konuğumuz var. Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Sayın Yasin Arslan'la birlikteyiz. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk, hoş gördük. Öncelikle şehrimizde bir yangın furyası devam ediyor. Buradan Manavgat'ta, Akseki'de, Gündoğmuş'ta evleri yanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yine yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Biz de aynı şekilde bir kez daha geçmiş olsun diliyoruz. Yangından etkilenen illere, ilçelere biz de Kanal V ekibi olarak günlerdir oradayız. Canlı yayınlarla, programlarla o bölgedeki sıkıntıları ekranlara getirmeye çalıştık ve bundan sonraki süreçlere getireceğiz. O bölgenin sesi olmaya çalışacağız. Programa başlayalım. Sıkıntıları konuşacağız. Esnafın taleplerini, otobüsçü esnafının taleplerini dile getireceğiz. Kendilerinin açıklamaları, röportajları var. İlerleyen dakikalarda yayınlayacağız. Ama öncesinde ben sizi ve odayı tanımak istiyorum. Otobüsçüler Odası ne zaman kuruldu ve siz bu odanın hangi yıldan bu yana başkanlık görevini yürütüyorsunuz? Evet, Otobüsçüler Odası 2012 yılında kuruldu. Ben 2014 yılında Ali Tüzün'le birlikte yönetim kurulu olarak göreve başlamıştık. 2016 yılında bir takım sorunlar yaşaması vesilesiyle Ali Tüzün görevinden istifa etti. Yerine yönetim kurulundan arkadaşlar bizi takdir ettiler. 2016 yılı itibariyle göreve başladık. 2016 yılında göreve başladıktan sonra 2017 yılında odamız olağanüstü seçime götürüldü. Yine olağanüstü zorlu bir süreç atlattık o dönemde. Yine 2018'de odamızın olağan seçimleri, tüm odaların olduğu şekliyle 2018 yılında olağan seçimde de karşımıza bir aday çıkmadı. 2018 yılında tekrar esnafımızı takdir etti. 2018 yılından beri görevdeyiz. Evet. Peki bu süre zarfında biz sizle sık sık röportaj, yayın yapma şansına sahip olduk. Neler yaptınız? Esnafın daha rahat koşulda çalışabilmesi ve Antalya'da toplu taşımayı kullanan vatandaşın daha rahat bir şekilde bu araçlara ulaşması için neler yaptınız? Öncelikle göreve geldiğimizde en büyük bize katkı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye'mizin kurmuş olduğu çağrı merkezine gelen şikayetleri öncelikle toparladık. Hangi noktadan daha fazla şikayet geldiği noktasında baktığımızda gelen şikayetlere en fazla şikayet araçların zamanında gelmediği, araçlarımızın birbiriyle yarıştığı, yolcu kapma yarışı yaptığı, Antalya trafiğini tehlikeye soktuğu ile ilgili çok had safhada şikayetler vardı. 2016 yılında işte biz bir havuz sistemi hayata geçirdik tüm esnafla birlikte. Birlik işte bir havuz sistemi kurduk. Bütün esnafımız da buna onay verdi. El birliğiyle kurduğumuz havuz sistemi sayesinde bütün esnaflarımız eşit kazanmaya başladı. Kaç kişi taşıdığına bakılmaksızın havuzdan eşit pay aldığı için vesilesiyle yollarda yarışlar bitti. Antalya trafiğini tehlikeye sokmalar bitti. Ulaşım şoförlerimiz de birbirleriyle arkadaş olduklarını anladılar. Yani o havuz sistemini kurduk. Dediğimiz gibi işte yolda yolcu kapma yarışları bitti. İşte trafiği tehlikeye sokma şeylerimiz bitti. Zaman zaman bazen belki halkımızdan da yine şikayetler alıyoruz. İşte şoförümüz birbiriyle yolcu kapma yarışına giriyor diyor. Asla böyle bir şey olamaz. Çünkü havuzdan eşit pay aldığı için hiçbir esnafımız birbiriyle yarış hali kalmadı. Yine araçlarımızı 2016 yılında biz görev süremiz içerisinde işte yenileme bir kısa dönemde, o dönemin belediye başkanımız Menderes Türel döneminde ikiye bir araçlarımız birleştirildi. Hızlı bir şekilde yılbaşına kadar 12 metre araçlarla değiştirilmesi noktasında bir karar alındı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nden. Kısa bir süreçti. Çoğu esnafımız gitti Antalya'dan, işte İstanbul'un en eski araçlarını alıp getirdi geldiler. 5 yıl borçlandılar. 2016 yılında aldıkları araçların 5-6 yıl borçlanarak krediyle aldıklarında daha 2010 yıl bizim araçların yaş kullanımı 10 yaş.
yönetmelikte, Antalya Büyükşehir Belediye Yönetmeliğinde. 2021 yılında araçlarımızın yaşı doluyor. Hı. Vesilesiyle yeniden bir daha borçlanması gerekiyor. Borcu bitmeden borçlanması gerekiyordu. Dönemimizin belediye başkanımızla görüşmemiz neticesinde B15 yaşa çıkarttırdık. Esnafımıza 5 yıl amortisman kazandırdık. Evet. Yine işte bütün kazançlarımız bizim kayıt altında olduğu için elektronik bilet kullanılıyor. Tamamı Esbanka'dan hesabımıza yatırıldığı için KDV sorunumuz vardı. %18, KDV'miz %18'di. Ve bunu dönemimizde kendimizle, yönetimimle de gurur duyuyorum. Dönemimizde iki defa Cumhurbaşkanımızla görüşme fırsatı bulduk. Yine Başbakan Sayın Binali Yıldırım'la 4 defa görüşmemiz neticesinde KDV'nin %18'den hasılat esaslı %1,5'a düşürülmesini sağladık. Hı. Burada da %16,5 esnafımıza bir KDV'den bir kazanım sağlamış olduk. Yani burada esnafımız için baktığımızda hani göze görünür belki çok bir şey yokmuş gibi görünüyor ama yaptığımız şeyler esnafımız anlamında çok ciddi çalışmalar. Yine Türkiye'de tüm belediyelerde ulaşım esnafından belediye aidatı adı altında işte yıllık 1800 lira 2000 lira civarında bir aidat alınıyor. Hmm. Biz buna dava açtık. Vergi mahkemesinde kazandık davayı. Son 5 yılda da yatırmış olduğumuz belediye aidatları faiziyle birlikte esnafımızdan geri ödenmesini sağladık. 2020 yılın mecliste de tekrar bu gündeme alınarak Büyükşehir Belediyesi gelir kaleminden çıkarıldı. Hı hı. Vesilesiyle burada da esnafımıza bir 1800-2000 lira da cebinde kalmasını sağladık. Yine devir ücretleri, esnafımızın araçlarının birbirine deviri söz konusu, satıyor. Esnaf arkadaşlar memnun olmuyor. Başka bir işe geçmek istiyor. Hı hı. Alacak kişilerden işte 10 bin ve üzerinde bir devir ücreti vardı. Yine aynı şekilde buna da belediye aidatı gibi dava açtık. Yine de bunu da iptal ettirdik. Bu 10 bin lira da şu an alınmıyor meclis kararıyla. Hiçbir ücret ödemeden deviri sağlanıyor. Yine esnafımız anlamında petrol firmalarını sürekli rekabet ortamına sokarak bugün esnafımız %8 ile %12 indirimli yakıt alıyor. Yine aküdür, lastiktir bu gibi çalışmalarımızı yapıyoruz. En kaliteli lastiği en uyguna almak için mücadele ediyoruz esnafımız için. Yani tabii önümüzdeki süreçte de yine çalışmalarımız devam edecek. Evet. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar bu yönde. Devamı gelecek. Peki aday mısınız? Malum adaylık için isimler de ortaya çıkmaya başladı. Başkanlar da siz bu konuda ne yapacaksınız? Tabii 2000 önümüzdeki dönemde tekrar adayız. Esnafımız takdir ettiği takdirde yine görevimizin başında devam edeceğiz. İnşallah. Ve günümüze geldiğimiz zaman pandemiyle mücadele sürecinde birçok kesim gibi, esnaf gibi, vatandaş gibi siz de etkilendiniz bu süreçten. Özet ana hatlarıyla değinecek olsak nasıl etkilendiniz ulaşım esnafı olarak bu pandemi sürecinden? Tabii en fazla etkilenen esnaflardan bir tanesiyiz. Baktığımızda Türkiye'de ücretsiz taşıma yapan, hizmet eden tek esnaf kurumu biziz. Baktığımızda 22 kalem ücretsiz insanları taşıyoruz. Pandemi süreci içerisinde hem ücretsiz taşıyoruz hem de her an baktığımızda işte toplu taşımadan uzak durulması noktasında söylemler oldu hükümetimiz tarafından pandemiden dolayı. Biz araçlarımızı Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek'ten her gün araçlarımızı dezenfektesini sağladı. Dezenfektan kutularımızı dolumunu sağladı. Ama bu noktada gerçekten pandemiden dolayı insanlar ciddi anlamda özel araçlarına yönlendi. Birçok kişi işinden oldu. Birçok kişi iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Biz de pandemiden önce 380 bin yolcu taşıyorduk. Bu hafta içi ve hafta sonu değerlendirdiğimizde 350 bin civarında bir yolcu taşıyorduk. Şu an geldiğimiz noktada 180 bin ile 190 bin bandında şu an yolcu taşıyoruz. %51 kapasitemiz kayboldu. Yok
Zaten 380 bin yolcu taşırken, ayakta duramazken şu an 200 bin yolcu, 180 bin yolcu ile ayakta durmamız mümkün değil. Bu noktada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız, tüm meclis üyelerimiz, tüm siyasi partilerin temsilcileri bize destek oldular mecliste. Akaryakıt desteği sağladılar. Sağlamaya da devam ediyor şu an Büyükşehir Belediye'miz. Her ne kadar da 1 Ağustos'ta bitmiş olsa da başkanımızla görüşeceğiz. İlk mecliste bunun tekrar değerlendirilmesini, tekrar uzatılması noktasında talebimiz var. Hı hı. Gerçekten esnafımız bu pandemi süreci içerisinde çok ciddi etkilenen, mecbur bir dakikası bile durdurulması mümkün olmayan bir işi yapıyoruz. Çünkü insanları sabah evinden alıp akşam sabah evinden işine, akşam da işinden alıp evine taşıyoruz. Götürmek zorundayız. Mecburen özel aracı olmayan, dediğim gibi az önce 180 bin kişi var. Çok ciddi bir rakam. Her ne kadar da bizim için az olsa, az görünse de ciddi bir rakam. Bu insanları bir gün olsun pandemi süreci içerisinde mağdur etmedik. Hizmet etmeye de devam ettik. Devam edeceğiz açıklamalarınıza, sektörün nasıl etkilendiğine yönelik röportajlar yaptığımızı söylemiştik. İlk röportajımızı bir izleyelim. Bakalım röportajcı esnaf ne gibi sıkıntıları dile getiriyor. Sonrasında konuşmaya devam edeceğiz. Toplu taşıma esnafı bu pandemide birçok daha sıkıntıyı yaşadı. Örneğin sokağa çıkma yasakları oldu, kısıtlamalar oldu. İnsanlar aylarca, haftalarca dışarı çıkmadı. Biz buna rağmen yani biz seferlerimizi seyrettirdik. Kazancımızın çok çok üstünde yakıt tasarrufu, yakıt tükettik ve biz buna rağmen sürekli biz, yani halk mağdur olmaması için biz çalıştık. Şimdi akşam hesap yapıyorsun, yakıt gelen rakamla yakıt el ele baş başa. Şimdi çalışan maliyeti, üzerindeki arabanın çalışanı cebinden vermek gerekiyor. Örneğin bizim arabamız yüksek bir modeldi. Biz arabamızı gittik, yüksek model arabamızı sattık, daha düşük bir model araba aldık. Ve buna rağmen şu anda yine bu şartlar altında gelen gelir gideri karşılamıyor. Yani belediyeden, yani bunu bir o da taşın altına elini sokmasını istiyoruz. Yani bu halka hizmet, yani sonuç itibariyle bizim olduğu kadar belediyenin de görevi. Yani bunu, bizi, sıkıntılarımızı gidermesini istiyoruz. Vatandaştan bir talebiniz var mı? Özellikle bu dönemde maskesiz binenler. Tabii ki var. Tabii ki var. Vatandaş çok duyarlı olan müşterilerimiz de var. Duyarsız olan müşterilerimiz de var. Örneğin HES kodu var uygulaması şu anda. Pandemi olalı 2 yıl oldu. Şu anda HES kodu olmadan binmek isteyen, örneğin biz durağa yaklaşıyoruz, geliyoruz. Şimdi müşteriler binsin. Ellerinde telefona bakıyorlar. Şimdi orada arabayı görmüyor. Sen çıkıyorsun, seyrediyorsun. Ondan sonra bir telefon açıyor. Yolda ben giderken telefon geliyor. Efendim siz falan durakta falan yolcuyu almadınız. Biz falan durakta durduk ama o insan tevaleye bakmadı ki, telefondan başını kaldırmadı ki. Yani bunun için yani huzursuz oluyoruz. Sürekli arıyorlar bizi. Yani siz bu yolcuyu niye mağdur ettiniz, niye almadınız gibi. Cüneyt Tosun bu şekilde sıkıntıları anlattı. Kısıtlamada az yolcuyla çalıştık, gelirin üstünde yakıt harcadık dedi. Gelirin gideri karşılamaması üzerine araçların satıldığına dikkat çekti. Antalya'da durum nedir? Çok sayıda araç satıldı mı? Tabii ki birçok esnafımız el değiştirmek zorunda kaldı. Hı hı. Bankaya olan taksitlerini ödeyemedi. Şu an gerçekten durumumuz işler acısı. Baktığımızda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hesaplarımıza 26 bin lira civarında bir gelir desteğiyle, bize sağlamış olduğu destekle birlikte 26 bin lira civarında bir hesaplarımıza para yatırılıyor. Bunu biz hiç gizli saklı bir şeyimiz de yok. Antalya Büyükşehir Belediyesi de halkımızla da paylaşabilir bunu. Ama bir aylık aracımızın Haziran ayında, şu an Temmuz'da da yeni bittiği için hesaplarını tam daha dökümüyle yapamadık. Haziran ayında 38.770 lira bir 12 metrelik aracımızın gideri var. Aşağı yukarı bir 12 bin lira civarında bir zarar söz konusu. Bu zarara ne can dayanır ne mal dayanır. Cüneyt kardeşimizi teşekkür ediyorum. Gerçekten esnafımızın sıkıntılarını düzgün bir şekilde dile getirdi. Birçok esnafın yeni modelli araçlarını satarak
işte 2017 model aracını sattı, 2011 model araç almak zorunda kaldı. Arada 2017 model arabasını 800 bin liraya sattı, 2011 model arabasını 400 bin liraya aradı. Aradaki 400 bin lirayla bu pandemi süreci içerisinde birikmiş borçlarını kapatmak zorunda kaldı. Yani burada gerçekten Antalya Büyükşehir Belediye'mizden bu noktada bu hesapları düzgün bir şekilde inceleyerek bu işin sürdürülebilirliğini incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımızdan desteklerinin devam etmesini istiyoruz. Evet, başka bir noktaya da değindi. Özellikle HES koduyla binişler Türkiye'de uygulayan tek iliz bildiğim kadarıyla. Ama zaman zaman suistimal ediliyor. Özellikle tramvay duraklarında turnikeli sistem olduğu için başkasının kartıyla geçmeye çalışanlar var. Kartında para limit olmadığı için. Yani suistimal edildiği açık ve net. Bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Bu neden tam olarak işleyemiyor, işletilmiyor? Yani burada baktığımızda Antalya'nın ulaşım konusunda Türkiye'de bir veya ikinci iliz. Altyapısı buna uyumlu olan. Türkiye'de şu an HES kodu uygulayan birkaç ilden bir tanesiniz. Yani 3-5 ili geçmez uygulayan, İstanbul'da uygulayan. O da şu an işte 2000 inçlik biletlerde falan uygulayamıyorlar ama biz uyguluyoruz. Gerçekten bu noktada sorun yaşıyoruz. Antalya'mız yerli ve yabancı turistin çok geldiği bir yer. HES kodunu daha başka kendi ilinde uygulanmadığı için burada da zaman zaman şoförlerimize tepki gösteren vatandaşlarımız var. Ama burada bir valilik kararı almış, sağ kurulu kararı gereğince işte Ulaşım AŞ'nin Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu protokol gereği biz HES kodunu uygulayan, en iyi uygulayan şu an esnaf biziz. Bizden daha uygulayabilen yok. İşte AVM'lerde bakıyorsun çoğunda HES kodu sorgulanmıyor bile. Birçok belediyemize girişlerde HES kodu doğru düzgün uygulanmıyor bile. Ama bizde HES kodu olmayan hiçbir vatandaş toplu taşıma aracını kullanamıyor. Temaslı veya COVID'li olan vatandaşın kartı otomatikten hemen kapatılıyor ve toplu taşımı kullanamıyor. Ama biz bunu tabii ki baktığımızda bizde de zaman zaman suistimaller var. Yok değildir. Çünkü tam kartlarda resim zorunluluğu yok. TC kimlik numara zorunluluğu olmadığı için resimdeki kişinin resim yok olmadığı için kartı okutup geçiyor. Başka birinin kartını okutuyorsa biz bunu sorgulamamız söz konusu değil. Vesilesi ne polisiz ne askeriz. Bu adama da bizim kimlik sorgulama yetkimiz yok. Adam bizim validatörümüzden okutulup geçilen bütün kartlarla beni sağlayabiliyor. Ama yine baktığımızda en iyi uygulanan yerine toplu taşıma. Peki vatandaşın toplu taşımayı bilinçli kullandığı konusunda fikriniz nedir? Az önce de şoför Cüneyt Bey söyledi. Duraklara gelindiği zaman birçok vatandaşın elinde cep telefonları var. Aracın içinde inmek isteyen vatandaşlar da maalesef ki öncesinden o düğmelerin olduğu yere gitmesi gerekiyor ama kalkmıyor. Son saniyeye kadar yerinden kıpırdamıyor. Nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Vallahi hepimiz için geçerli. Elimizde hepimizin bir tane akıllı telefon. İşte elimizden atamıyoruz. Gerek bunu otobüste, gerekse durakta baktığımızda, durakta beklerken vatandaşlarımız işte sürekli elinde telefonu karıştırırken bir bakmış araba gelmiş, kapısını açmış, gideceği araba gelmiş, yürümüş bizim araç. Ondan sonra dediğimiz gibi, az önce Cüneyt kardeşimizin söylediği gibi arkasından bu sefer hemen şikayet hattına telefon açarak işte beni X plakalı araç durakta beklememe nazaran beni almadı gibi şikayetler ediyor. Ama bizim araçlarımızda 6 tane kamera var. Online izliyoruz, ses kaydı yapıyoruz. Şoförümüzü de koruyoruz, vatandaşımızı da koruyoruz. Burada kesinlikle ve kesinlikle bu gibi durumlarda şoförümüze ceza işlem uygulanmıyor. Antalya'daki toplu taşımayı nasıl görüyorsunuz peki? Az önce de yayının açılışında da söylediniz. Otobüslerin büyütülmesi anlamında bir çalışma yapıldı. Daha önce daha küçük otobüslerle ulaşım sağlanıyordu. Daha az yolcu alınıyor ve görüntü itibariyle de Antalya'ya yakışmayan otobüslerdi. Daha konforlu otobüslerde seyahat ediyor Antalyalılar. Kaliteli mi Antalya'daki ulaşım? Evet, az önce de bahsettim. Türkiye'de toplu taşımada kalite anlamında bir veya ikinci ilden bir tanesiyiz. Baktığımızda bütün araçları engellilere uygun olan tek il biziz. Yani bütün araçlarımız engellilere uygun.
Tüm araçlarımız yaşlılarımızın ve engellilerimizin rahatlıkla kullanabilmesi için alçak tabanlı. Yine yurt dışında kullanılan gaz salınımı en az olan araç olan araçlarımız Euro 5 ve Euro 6 araçlar şehrimizde kullanılıyor. Vatandaşımızın güvenliğini sağlamak anlamında 6 tane aracımızda kamera var. Online izleme yapıyoruz. Yine aynı şekilde bu araçlarımız ses kaydı yapıyor. Emniyete bu noktada gerçekten emniyet teşkilatı da her daim bize teşekkür eder. Çünkü bir olay anında hemen bizim araçlarımızın kamerası devreye giriyor. Ses kaydı devreye giriyor. Hemen hızlı bir şekilde suçlu ve suçlu gibi kişileri yakalaması kolaylaştırılıyor. Yerli ve yabancı turistin bol çok geldiği bir şehriz. Ödeme kolaylığı anlamında hem temassız kredi kartı ilk uygulayan ilden bir tanesiyiz. Yine 2000 işlik misafir kartlarımız var. Ödeme kolaylığımız var. İşte göreve ilk geldiğimiz zamanlarda işte vatandaşların bir şikayeti vardı. Saatlerce bekliyoruz durakta araç gelmiyor gibi şikayetler vardı. Şimdi Antalya Kart üzerinden bineceğimiz arabanın kaç dakika sonra gelebileceğini bildiğimiz için Onu da konuşacağız, Antalya Kart uygulamasını. Bir müsaade isteyeyim. Bir röportaj daha var, onu da izleyelim. Sıradaki röportajı izleyelim. Bu röportajda da esnaf sıkıntılarını anlatacak. Bakalım ne gibi sıkıntıları var, izliyoruz. Pandemi döneminde yolcu sayımız %50 kapasiteyle çalıştığımız için hem araç sahibi para kazanamadı, hem bizler para kazanamadık. Her yeriyle yarıya düştü gelirlerimiz. Onun için de yani arabalar yatmak zorunda kaldı. İster istemez YM ile çalıştığımız için önceden aylığıyla çalışıyorduk. Şimdi araba sahibi de haklı yere yani geliri düşünce YM'ye çevirdi. Biz de mecburen YM'ye az çalıştığımız için az gelir elde ettik. Belediyenin verdiği destekler araçların yakıtıyla şoförün maaşını karşılamıyor. Bunun amortisman gideri artı lastiği bilmem neyi bunlar daha saymıyoruz. Kaskosunu sigortasını saymıyoruz. Daha bunlar da yani bütün gider. Sanayiye varıyoruz zaten sanayide yani 3 liraya yaptırdığımız iş 5 lira olmuş. Yani böyle giderler çok. Onun için yani çok zor durumdalar. Çok kalem şey var bedava ücretimiz var. Yani hak eden de almış, hak etmeyen de almış. Yani bunların bir düzene sokulmasını istiyoruz. Zeki Bozkurt da belediyenin verdiği desteklerin yetersiz olduğunu ifade eder. Belediye nasıl destekler veriyor ulaşım esnafına ve bu destekler sizce nasıl olmalı? Vallahi pandemi süreci içerisinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız bize söz verdiği üzere kilometre başına 1 lira mazot desteği veriyor. Ama ilk başladığımız döneminde araçlarımız o dönemde 2,5 lira civarında yakıt yakarken 1 lirasını Antalya Büyükşehir Belediye'miz karşılıyordu. Şu an araçlarımız yaz dönemi itibariyle klimalarını açtı. 3,5 lira civarında yakıt yakıyor. 1 lirasını Büyükşehir Belediyesi destekliyor bizi. Onun dışında ücretsiz biz göreve geldiğimizde tüm bu 22 kalem ücretsiz yine ücretsizdi. Bununla ilgili işte ücretsiz taşıyoruz. Bununla ilgili bir kanun çıkartarak ulaşım esnafına destek vermesi gerektiğini dönemimizin belediye başkanımızla o dönemki belediye başkanımızla birlikte Çevre Şehircilik Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na görüşerek Büyükşehir Belediye Yönetmeliği'nin içerisine ulaşım esnafına taşımış olduğu ücretsiz seyahat kapsamındaki vatandaşlar için gelir desteği ödenmesi noktasında bir kanun çıkarttırdık. Bununla ilgili de şu an Antalya Büyükşehir Belediyesi taşımış olduğumuz ücretsiz vatandaşlar için 66 kuruş bize destek sağlıyor. Şu an o 66 kuruş destekle birlikte bir de kilometre başına 1 lira mazot desteği sağlıyor. Bu destekler yeterli mi? Değil. Bu desteklerin arttırarak devam etmesi gerekiyor. Hani bunu belediyelerin bütçeleri yeterli gelmiyor. Bunu işte 65 yaş ücretsiz vatandaşlar için bize Aile Bakanlığı taşımış olduğu 65 yaşlar için 1000 lira her ayın sonunda gönderiyor. Bakanlıkta olunca onların bütçeleri büyük, ödemesini hemen yapabiliyor. Bu almış olduğumuz 66 kuruş destekleri biniş başına
devletimizin karşılaması lazım. Ve ay sonunda bizim hesabımıza ödemesi gerekir. Çünkü bu kanunu çıkaran Aile Bakanlığı'nın yönetmeliğinde var bu ücretsiz seyahat kapsamındaki vatandaşlar. Bunu da çıkarıyorsa Aile Bakanlığı tarafının ödenmesi gerekiyor. Ve de makul bir rakamla ödenmesi gerekir. Şimdi 66 kuruş diyoruz baktığımızda, hani gün geçtikçe bu ücretsiz seyahat kapsamındaki vatandaşlar artıyor. Hani 22 kalem dayanılabilecek bir durum da değil gerçekten. Onları sayabilir miyiz? Şimdi açılışta söylediğiniz ücretsiz hizmet veren tek esnaf grubuyuz dediniz. Kaç kalem kişi ücretsiz taşınıyor Antalya'da? Şu an Antalya'da uygulanan 22 kalem var. Bu 22 kalemin içerisinden 3-4 tanesini biz dava açtık, kazandık. Şu anda UKM kararı aldı, mahkeme kararları var ama daha uygulanmadı. Kısa süre içerisinde hayata geçecektir. İsterseniz ben bunları size tek tek sayayım. Saymadan önce de şöyle, az önce de söyledim. Ücretsiz hizmet eden tek esnaf grubum biziz. Bir tane fırın, bir tane vatandaşımıza bir tane ekmek zorunlu olarak vermiyor. Bir tane berber, bir tane bir kişiyi zorunlu olarak ücretsiz tıraş etmiyor. Bir lokanta ücretsiz olarak bir kişiye bir kap yemek zorunlu olarak. Normal vicdanı varsa veriyordur ama zorunlu olarak vermiyor. Ücretsiz seyahat kapsamındaki vatandaşlara geldiğimizde, işte burada notlarım içerisinde engelli, ağır engelli, bu ağır engellilerin refakatçıları, şehit yakını, gazi, gazi yakını, basın, postacı, TÜİK, muhtar, jandarma, emniyet, milli sporcu, zabıta, orman muhafaza, denetmen, sahil güvenlik, bakanlık tarafından verilen şehit yakını, bakanlık tarafından verilen gazi, bakanlık tarafından verilen gazi yakını, 65 yaş ve Türkiye'de tek ücretsiz olan aktarma Antalya'da aktarmayla birlikte 22 kalem ücretsiz var. Hani burada bir de size şurada notlarım arasında almıştım. Onu da size rakamsal olarak da pandemiden önce ne kadar, hani bir saydık, bu 22 kalemi saydık. Sadece bir tane 65 yaştan örnek vermek istiyorum. Bir ayda 1.233.592 kişi 65 yaş taşımışız. Bunun karşılığında 1000 lira almışız. Yine örnek vereyim, çok ilginç bir rakam. Milli sporcu bir ayda 14.675 kişi. Yani insan bazen düşünüyor. Ya bütün milli sporcular acaba Antalya'da mı diye düşünebiliyor. Şöyle bir soru işareti de geliyor. Hak edenlere mi veriliyor bu kartlar? Gerçekten hak edenlere mi veriliyor? Yani burada biz bu denetim mekanizması bize olmadığımız için, bunların evrakları bize intikal etmediği için bu konuda yetkili Antalya Ulaşım AŞ yetkili. Onlar veriyor kartları. Tabii biz bunları görmüyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi mi değil mi gözlemleyemiyoruz, görmüyoruz. Hani görsek, bize verse bunu tabii ki daha detaylı denetleriz. Yine engelli, ağır engellilere baktığımızda, ha gidiyor adam, örnek veriyorum, belki SSK'ya gitseniz, emekli olmak için müracaat etseniz, bir engelli raporu almak isteseniz, çok büyük, size önünüze dağlar kadar engeller koyuyorlar ama hani toplu taşımı kullanmak için, indirim kartı almak için gittiğinizde, örnek vereyim, böbreğimden rahatsızım %20, işte örneğin kalbimden rahatsızım, şekerim var dediğinde 2-3 kalem birleştirerek toplu taşımayı ücretsiz kullanması için engelli kartı veriliyor. Bunun da doğru bir davranış olmadığını, Antalya Büyükşehir Belediye'mizin de bu kişilerin tek bir kalemden %40 olanlar normal engelli, %60 ve üzeri olanlar da ağır engelli olarak geçiyor. Bunun denetlenmesini ve gerçekten hak sahibi olan kişilere verilmesini, hak sahibi olan kişilere de taşımak bizim boynumuzun borcu. Kesinlikle. Dediğiniz gibi hak eden kişilere verilmesi gerekiyor. Eğer hak etmiyorsa, başkasının kartıyla toplu taşımayı kullanıyorsa tespit edilip bu kartların iptal edilmesi gerekiyor. Çok önemli bir konuya değindiniz. Hak edenlerin hakkını gasp ettiği gibi ulaşım esnafını da maddi anlamda bir zarara sokuyor. Devam edeceğiz. Küçük bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Reklamların ardından esnaf gündemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Sayın Yasin Arslan. Sıkıntıları konuşmayı bu bölümde de sürdüreceğiz. Şimdi akaryakıttan alınan özel tüketim vergisinin toplu taşıma araçlarından alınmaması konusunda bir talep var. Sizin de size bağlı esnaflarda. Bu talebin gerekçesi nedir? Şayet böyle bir şey olursa artısı nedir? Açıklayabilir misiniz? Tabii yani özel tüketim vergisi adı üzerinde özel işimizde kullandığımız bir iş için ödeyeceğimiz bir vergi. Özel tüketim vergisi. Yani bizim araçlar kamu aracı. Biz kamuya hizmet ediyoruz. Antalya halkını taşıyoruz. Yani bunu özel işimizde kullanmadığımız için buradan alınan, akaryakıttan alınan ÖTV'nin bizim araçlarından alınmaması noktasında, alınsa bile maliyeden vergi dairesinden iadesinin sağlanması noktasında bir talebimiz var hükümetimizden. Buradan gerçekten hani akla mantığa sığan bir şey değil. Hani dediğim gibi özel tüketim vergisi özel işimizde kullanmış olsak alınması mantıklı. Doğru olabilir ama şu an biz bu işi kamu hizmeti veriyoruz. Buradan ÖTV'nin alınmaması yönünde talebimiz var. Hani hükümetten taleplerimiz noktasında bilmiyorum sorularınız içerisinde var mı ama hükümetten beklentimiz madem bunu sordunuz onu da devam edelim. Devam edelim lütfen. Yine bizim araçlar şu an kullandığımız araçlar çevreci araçlar. Alçak tabanlı özürlere uygun araçlar. Yani en son baktığımızda özürlü araçların yasası da uzatıldı. Bir yıl mı, iki yıl mı daha uzatıldı. Bizim şehrimizde böyle bir sorunumuz yok. Bizim araçlarımız tamamı engellilere uygun araçlar. Hükümetimizden beklentimiz var. Yine bu da ikinci bir beklentimiz. Sıfır araç alacak olduğumuz araçlar şu an 1 milyon 500 bin lira. Ciddi bir rakam. Biz bu aracı çok alma şansımız rakam. Mümkün değil. İşte COSGAP üzerinden yeni iş yeri açan kişilere almış olduğu işte makinelerle hibe desteği sağlıyor. Biz de bu aracı kamuda kullanacağız ve bize de bu 1 milyon 500 bin liralık bir araç için bir hibe desteğinin sağlanması. %50'sini hibe desteğini sağlarsan %50'sini de faizsiz kredi olarak verilmesi. Yine işte araçlarımızdan %18 arabayı sıfır alırken %18 bir KDV'si var. Hani bugün baktığımızda 1,5 milyonluk bir aracın 240 bin lira civarında bir KDV'si var. Hani ben bunu KDV çıktık sıra benim hesabımdan düşürdük. Ben bunu peşin ödüyorum. 240 bin lira peşin ödeyeceğim. Sonra benden peyderpey düşülecek. Bunun da peşin olarak alınmamasını yine işte esnafımıza çıkarmış olduğumuz KDV şeklinde %1,5'a düşürülmesi esnafımız için halkımıza daha kaliteli araçlarla hizmet etmemiz için önemli bir şey. Evet. İslam sağlayacaktır bu araç üreticileri noktasında da daha fazla araç üretmesini sağlayacak ve İslam sağlayacak ve vesilesiyle esnafımızın Antalya halkına en modern araçlarla hizmet etmesi noktasında önemli bir talep olduğunu düşünüyoruz. Yine hükümetimizden beklentilerimiz arasında 65 yaş vatandaşlar biz görev süremizde 2016 yılında göreve geldiğimizde 750 liraydı. 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmemiz neticesinde 750 lira 2018 yılında 1000 liraya çıkarmıştı. Son 2018 yılından beri 65 yaşlar az önce de bahsettim 1 milyon 233 bin kişi oldu. Şu an hala 1000 lira alıyoruz. Bunun en az 5 bin lira olması noktasında talebimiz var. Yine az önce 22 kalem ücretsizden bahsettik. Bu Aile Bakanlığı'nın ücretsiz seyahat kapsamındaki vatandaşların elenmesini gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişilere verilmesi noktasında talebimiz var. İnşallah bunları önümüzdeki görev süremiz içerisinde, yeni dönemde görev süremiz içerisinde esnafımıza buradan sözümüz olsun. Bunları Allah'ın izniyle çözmüş olacağız. İnşallah. Zaman zaman istihbarat hattına vatandaşlar telefon açıyorlar. Duraklarda çok saatlerce beklediklerini, kendilerinin kullandığı otobüslerin o duraktan geçmediğini söylüyor. Otobüs sayısı yeterli mi? Şu an biz Antalya halkını
yolcu verilerine göre planlama yapıyoruz. Yani az önce de söyledim. Türkiye'de bir veya ikinci hizmet noktasında kaliteli hizmet, en iyi teknolojiyi kullanan illerden bir tanesiyiz. İşte Antalya Kart üzerinden aslında baktığımızda insanlar birçoğu kullanıyor. Evet. Aracım nerede? Baktığımızda aracımız nerede diye baktığımızda hattını biliyorsan hat numarasıyla girerek bakabilirsiniz. Bulunduğumuz durağın hemen üst bir köşesinde hemen durak numarası yazıyordur. O durak numarasıyla kaç dakika sonra hangi araçların gelebileceğini görüyoruz ve vesilesiyle saatlerce beklemeleri gibi bir şey söz konusu değil. Şunu da yapabilir Antalya halkımız. Durağa gelmeden önce de kaç dakika sonra aracının o durağa geleceğini görebiliyor. Uygulama üzerinden görebiliyor. O dakikada aracımız bazen işte telefon, internet üzerinde bazen sorunlar olabiliyor. 1-2 dakika geç gelebilir, 1-2 dakika erken geçebilir. Hani 1-2 dakika önce 1-2 dakika geç olabilir ama 1-2 dakika erken gelebileceği için 1-2 dakika önceden durakta olurlarsa gelir. Aracına hiç beklemeden ve bu sıcakta çok beklemeden hemen aracını kullanıp geçip gidebilirler. Ve özellikle sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde otobüslerde zaman zaman yoğunlukların yaşandığını görüyoruz. Baktığımız zamansa çalışan kesim değil de daha böyle evde oturması gereken yaşça çok büyüklerimizin otobüslerde olduğunu zaman zaman görmekteyiz. Bunun ücretsiz taşımayla bir bağlantısı var mı? Neden bu saatlerde otobüslerde yolcu sayısı anlamında bir yoğunluk yaşanıyor? Ya insanlar aslında baktığımızda biz ücretsiz gerçekten hak sahibi kişiler, ücretsiz olan kişileri taşımayalım asla demiyoruz. Ama ücretsiz olan vatandaşlarımızın, 65 yaş vatandaşlarımız özellikle sabah işine giden vatandaşlarımız mağdur etmemesi adına 9'dan sonra toplu taşımayı kullanmaları, 9'dan sonra araçlarımızı görürseniz zaten birçoğu boş, oturak sayısı bile olmadan bomboş gelip gidiyor. Mesai saatlerinin arasında işte örnek vereyim 9 ile 4 arası 16 arasında toplu taşımayı kullanırsa bu ücretsiz vatandaşlarımız işine gelip giden vatandaşlarımızı da mağdur etmemiş oluruz. Araç sayımız şu an için söylüyorum 150 civarında 130 ile 150 araç civarında Antalya Büyükşehir Belediye'miz araç çalıştırıyor şu an. 365 tane de esnafımın arabası çalışıyor. Aşağı yukarı bizim bir 140-150 tane civarında da bizim aracımız yatıyor. Yolcu verilerine göre planlama yaptığımız için. İhtiyaç olmadığı için mi yatıyor? Şu an baktığımızda 500-550 tane civarında araç çalıştırıyoruz. Hani günlük ortalama bu araçların günlük kendi kendini döndürebilmesi için 1000 civarı, 1100 civarında bir yolcu taşıması lazım ki bizim araç sayımız günlük ortalaması 250-300 kişi civarında ortalamayla yolcu taşıyoruz. Ha, bu şartlarda zaten ayakta duramıyoruz da ama halkımıza da asla mağdur etmedik. Büyükşehir Belediye'mizin destekleriyle ayakta duruyoruz. Dediğim gibi az önce de söyledim. Büyükşehir Belediye'miz bu desteği sağlayamadığı takdirde araçlarımızı çalıştırmamızın zaten mümkün görünmüyor. Evet, devam edeceğiz. Sıradaki röportaja bakalım. Esnaf ne gibi sıkıntılar dile getirecek? Sonrasında konuşacağız. Özellikle özel halk otobüsleri olarak biraz daha çok darbe aldık. Çünkü örnek veriyorum bir iş yeri kapandığı zaman maliyetler kısmen düşüyor. Ama bizim faaliyetimiz pandemi de olsa hizmet anlamında biz devam ettik. Araçlarımızı çalıştırdık. Yalnız bunu araçları çalıştırdık derken daha önce pandemiden önce 350 bin 380 bin yolcu taşırken bir anda 150 bin 200 binlere kadar rakamlar düştü. Bunlar da düşünce tabii gelirler azaldı. Gelirler gideri karşılamaz oldu. Belediyeden bir mazot desteği anlamında bir destek alıyoruz ama o da yetersiz kalıyor. Kilometre başı 1 lira veriyor ama bizim araçlarımız 3,5-4 lira yakıyor kilometrede. Bunun yanında 2 tane şoför çalıştırıyoruz. Sigortaları var. Arabanın amortismanı, sanayisi, kaskosu, sigortası, vergisi, algısı, taksitlerimiz hiçbir şekilde dayanma gücümüz kalmadı. Daha önce kilometre esaslı bir çalışma yapıyorduk. Yani kilometre başına bir fiyat belirleniyordu. O zaman hem taşıyan hem taşınan memnundu. Çünkü ne kadar kilometre yaparsak o kadar alacağımızı biliyorduk. En azından maliyetleri karşılıyordu. Ama şu anki durumda yatan para kesinlikle gelir anlamında giderimizi karşılamıyor. Çok zor durumdayız. Mazotla ilgili de bir ÖTV indirimi bekliyoruz devletimizden. Çünkü bugün özel aracına binen bir insanın yaktığı mazotla yani fiyatıyla bizim toplu taşımada yaptığımız mazot aynı.
ki biz bu toplu taşımada amme hizmeti yapıyoruz. 10-15'ten fazla ücretsiz yolcu taşımacılığı yapıyoruz. Hani bununla ilgili de devletimize bir destek vermesini bekliyoruz. Bugün devletin olsun, belediyelerin olsun, bugün ekmek büfeleri var belediyelerin, oradan dahi bir tane ekmek alamazsınız ücretsiz. Ama biz ücretsiz birçok insan taşıyoruz. Bu mağduriyetlerin giderilmesini bekliyoruz büyüklerimizden. Yusuf Akbulut da bu şekilde söyledi. Taşınan yolcu sayısının ulaşım esnafının masrafını karşılamadığına dikkat çekti. Siz de 180 bin civarı yolcunun taşındığını söylediniz ve haliyle masrafları karşılamıyor. Mazot desteği yerine kilometre sistemine geçilmesi noktasında bir talebi var. Bu sistemi bir açıklasanız, avantajı nedir? Geçilir mi? Yani baktığımızda 22 kalem ücretsiz vatandaştan, ücretsiz taşıdığımız vatandaşlardan bahsediyoruz. Bunun bir maliyeti var. Bunun bir maliyetini bizim karşılamamız mümkün görünmüyor. Gerçekten artık hani az önce de söyledim, ne gücümüz, ne malımız, ne canımız kaldı gerçekten. Bunun kilometreye mutlak suretle geçilmesi gerekiyor. Hem taşıyanın hem taşınanın memnun olduğu bir modelden bahsediyoruz. Daha önce biz bunu uygulamıştık. Döneminde işte Menderes Türel döneminde esnafımız 38 bin lira kilometre başına bir ücret alıyordu. 7800 kilometre karşılığında 38 bin lira bir ücret alıyordu. İşte 1000 lira da 65 yaş vatandaşlardan 39 bin lira bir ücret alıyorduk. Tabii 2019 yılındaki Mart ayındaki seçimle birlikte Muhittin Başkanımız göreve geldi. Görevden önce bize bir söz vermişti. Muhittin Başkanımızdan bu sözünü yerine getirmesini esnafımız bekliyor. Buradan da bir kez daha biz hatırlatmış olalım. Biz şunu veririz, bunu veririz demedi belediye başkanımız. Biz daha iyisini vereceğiz dedi. Biz de daha iyisi olması için bekliyoruz. En kısa sürede içerisinde inşallah yapacaktır. Tabii bugün yangınla bunları konuşacak halimiz yok belediye başkanımızla. Sağlık sorunu da vardı zaten. Önümüzdeki süreçte mutlaka bunları konuşacağız. Hayata geçirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu araçları yürütme şansımız yok. Sadece biz zarar ediyoruz değil. Ulaşım AŞ'nin de 12 metrelik bir aracının aylık en kötü şartlarla 15-20 bin lira civarında bir zararı var. Hani bu zararı görürken bizim kar ediyormuş gibi görünmemiz mümkün değil. Yani burada kilometre konusunda geçen hafta sağ olsun bayramda da aramıştım, bayramını kutlamıştık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da görüştük. Bu kilometre konusunda bir kendisine sunum yaptık. Gerçekten uygulanması gereken bir model olduğunu, işte İstanbul'da uygulandı. Şu an esnaf da memnun, taşınan da memnun. Şöyle bir örnekleme vermek istiyorum. Şimdi biz taşıdığımız yolcu üzerinden ücret aldığımız için, bugün örnek vereyim, gece 12'de, 12.30'da, 1'de meydandan örnek vereyim Yeniköy'e hattımız var. 1'de benim esnafımı gönderirsek götüreceği 3-5 kişi olduğu için, 3-5 kişi olacağı için yoldan kaçacaktır muhtemelen. Yani herhangi böyle bir kaçanlara ceza işlem uygulanıyor ama cezayla bu işler çözemeyiz. Tabii. Bunun kilometre üzerinden, o kilometreyi meydandan döşeme altına olan kilometre karşılığında bedelini ödersek, o adam o kilometre yaparsa bedelini alacağını bilir ve o hattını tamamlar, halk da mağdur olmamış olur. Örnek vereyim, çıktım sıraya, oradan LFA'yı kapattım, evime gittim. Yolda bekleyen benim çocuğum, sizin aileniz, Antalya halkımız, bu kişileri mağdur etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Yani bu modelin kesinlikle hem taşıyan hem taşınanın memnun olduğu bir sistem. Bunu hayata geçirmemiz gerekiyor. Toplu taşıma dünyada, Avrupa'da belediyeler tarafından destekleniyor, hükümetler tarafından desteklenerek ayakta duruyor. Buradan kimsenin kar etme durumu söz konusu değil. Biz de buradan örnek vereyim, iş adamı olalım, multimilyoner olalım düşüncemiz yok. Sadece ve sadece evimizi, çorumuzu, çocuğumuzu geçindirecek kadar para kazanmamız gerekir. Aksi takdirde hiçbir şekilde bu işi sürdüremeyiz. Kesinlikle. Son röportajı izleyelim, sonrasında devam edeceğiz konuşmaya. Şu anda benim iki tane şoförüm vardı. Şoförümü çıkardım, kendim çalışıyorum aracımda. Giderlerimizi karşılamıyor şu an gelir. Mazotla şoföre dek geliyor. Ben şu anda kendim çalışmak zorundayım. Belediyemizin verdiği 1 lira destek de bize yetmiyor şu anda. Biz belediyemizden kilometre sisteminde bir sistem istiyoruz. Eskiki sistem de o bizim. Bu şekilde hem taşıyan hem taşınan memnun olur. Çünkü bu pandemi sürecinde zarar eden iş yerlerinin çoğu kapandı. Bizim iş yerimiz hiç kapanmadı. Biz devamlı çalıştık. Biz devamlı Antalya'ya hizmet verdik.
Hemşireyi de taşıdık, doktoru da taşıdık, eczacıyı da taşıdık iş yerine. Onun için en büyük zararı biz gördük. Bu delta virüsü çıktıktan sonra yine bir azalma göründü. Bilmiyorum ileride nasıl olur. Eğer bir daha kapanırsa zaten bu araçlar yürüyemez hale gelir. Vatandaş da mağdur olur, belediyemiz de mağdur olur. Biz de mağdur oluruz toplu taşıma esnaf olarak. Çünkü bizim de gelirimiz budur, ekmek kapımız. Bu araç yürümezse ben de kazanamam. Herkes aşısını olarak HES koduyla binilebilir. Bizim araçlarımızın günlük dezenfektesi yapılıyor. Odamız bu işin takipçisidir devamlı Yasin Bey. O konuda bir sıkıntı görmüyorum. Araçlarımızda dezenfekte ilaçlarımız, her şeyimiz mevcuttur. Günlük arabalarımız ilaçlanır. Toplu taşıma tabii ki güvenli şu anda. Musa Bozok da bu şekilde konuştu. Gelirin gideri karşılamadığına dikkat çekti. Ne yapacak peki bu durumda şoförler? Yani işte durumu işten açısı baktığımızda Musa kardeşimiz kendisi anlatıyor. Kullanıyor aracı. Yani iki tane şoförü vardı, çıkarmış. Kendisi çalışıyor direksiyonda. Kendi çalıştığı halde gelirle giderini karşılayamıyor. Bunun çıkış noktası hani tabii ki yeni zam yapıldığında bizim taleplerimiz arasında şu var. Yani kilometre bazlı da fiyatlarında buna göre belirlenmesi gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum. Bizim az önce döşem altından örnek verdim. Yine oradan örnekleme vermek istiyorum. En uzun hatlarımızdan bir tanesi. Döşem altı hattımız meydandan organize sanayi hattımız 45 kilometre. 45 kilometre. Kaç para? 3.65'e götürüyoruz. İndirimli öğrenciyi 2.10'a götürüyoruz. Emekliyi 3.15'e götürüyoruz. Ücretsizler zaten ücretsiz götürüyoruz. Kemer 40 kilometre 12 lira veya 13 lira. Korkuteli 15 lira. Otogara kadar gidiyorsun. Bir daha 2.5 lira verip şehrin merkezine gidebiliyorsun. Yani 17.5 liraya 50 kilometreyi. Biz 3.65'e götürüyoruz. Hani burada da bir adaletsizlik var. Kısa hatla uzun hattın fiyatının aynı olmaması gerekiyor. Aktarmanın mutlak suretle ücretli olması gerekiyor. Vesileyse bu sistemin dönebilmesi için, kendi kendine bu çarkı döndürebilmesi için bunların yapılması gerekiyor. Biz de bunları büyükşehir belediye bürokratlarından hızlı bir şekilde hayata geçirerek bu esnafın ayakta kalması gerekiyor. Yani bu işi biz yapmamış olsak bile, Büyükşehir Belediyesi yapmış olsa, X başka biri de yapsa burada bir zarar var. Bu zarara hiç kimsenin dayanacak gücü yok. Onun için hızlı bir şekilde kilometre üzerinden ücretlendirerek, belediyenin biraz daha elini taşın altına koyarak kilometre modeline geçirmesi gerekiyor. İstanbul'da şu an hem esnafımız hem halkımız memnun. O modeli mutlak suretle istiyoruz. Tek çıkış noktası budur. Onun dışında başka çıkış noktası görmüyorum. Birçok esnafımız, 70-80 civarı esnafımız hem şoförünü ve yakıtını karşılayamadığından dolayı şu an ekmek teknelerini evinin önüne çekti. Gerçekten işler acısı, bir ekmek teknesini evinin önüne çekmesi gerçekten vicdanen, işte Manavgat'ta evi yanan vatandaşlar kadar önemli. Evinin önünde ekmek teknesi, 5 kuruş geliri yok. Çoğu çocuğu bir harçlık istediğinde verebilecek durumu yok. Onun için esnafımızın mutlak suret desteklenmesi gerekiyor. Hızlı bir şekilde kilometre modeline tekrar geri dönüş sağlanması gerekiyor. Şöyle de bir durum var. Şimdi vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçtiği bir döneme girdik maalesef. Turizmdeki yoğunluk sebep gösteriliyor. Delta varyantı sebep gösteriliyor. Haliyle vatandaş da toplu taşıma yerine kişisel araçlarına yöneldi. Sizin sayılarda da taşıdığınız yolcu sayılarında da bir düşüş var. Yeniden kapanma tekrardan dillendirilmeye başlandı. Şayet böyle bir sürece tekrardan girilirse o zaman ne olacak size durumlar? Yani az önce de söyledim. Biz yolcu verilerine göre hareket ederek ona göre planlamaları yapıyoruz. Hani bu 365 araçla çalışmayız. Hani bu öyle görünüyor. Yani tekrardan bir kapanış görüküyor gibi. Eylül-Ekim aylarında muhtemelen yaz mevsiminin bitmesiyle birlikte, turizmin biraz azalmasıyla birlikte muhtemelen bir kapanma olacaktır. Bizim araçlarda da yine kapasitede bir düşüş söz konusu olacaktır. Vesilesiyle biz de yine araç sayılarımızı o günkü yolcu verilerine göre planlama yaparak, hani biz çok çalışarak para kazanmıyoruz. Hani bazen örnek vereyim, ayda 15 gün çalışalım,
evimizi geçinceye kadar para kazandıktan sonra sorun yok. Aracın hepsini çalıştırıp para kazanamadıktan sonra bugün havuzdan gelen para şoförle yakıta yetmedikten sonra bir anlamı yok ki. Çalışmamızın da bir anlamı yok. Onun için yani kapanma mutlak suretle önümüzdeki süreçte olacaktır. O gün değerlendirmesi gereken konu. Şu an herhangi bir kısıtlama yok. Bayramdan önce 200 bin 210 bin bandındaydık. Şu an bayram sonu işte şehrimiz bir nevi de yayla mevsimine geçti. Yerli Antalya halkımız da yaylalara gitmesiyle birlikte tekrar 180 bin, dün baktım örnek vereyim 184 bin yolcu vardı. 184 bin yolcunun tamamının belediye hiç pay almasa bile, bizim esnafa verirse bile payı, 130 tane 150 tane de onlar bir pay alıyor havuzdan. Onlar almamış olsa bile bizim yakıtlarımızı karşılamıyor. İnanın o kadar bu durumdayız. Hani biz belediye bürokratlarımıza şunu söylüyoruz. Arkadaş, bizim bir aylık bir puandaj biz hep yapıp veriyoruz kendilerine. Diyoruz ki arkadaş, benim bir aylık puantajım bu. 38 bin lira, 40 bin lira civarında bir puantajım var. Bir aylık puantajım. Senin benim hesabıma yatırdığın para senin elinde zaten. Puantajım bu. Bir masaya koyun, bir inceleyin. Bu iş sürdürülebilirliği var mı? Bu insanlar nasıl yürütüyor bunu diye bir elinizi vicdanınıza alarak bakın diye her fırsatta söylüyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız bize her zaman kendisi ulaşım esnafı olmasıyla birlikte bizim derdimizi en iyi anlayacak kişidir. Yoğunluğundan dolayı bu zamana kadar tam bir anlamda bu konuyu tam masaya yatıramadık. İnşallah şu yangınlardan sonra masaya yatıracağız. Tatlıya bağlanacak. İnşallah. Esnafımıza da müjdeli haberleri Sayın Belediye Başkanımız verecektir. İnşallah. Son mesajınızı alsak neler söylersiniz? Valla son olarak dediğim gibi esnafımızın dayanacak gücü kalmadı. Bu noktada Büyükşehir Belediye'mizden 5 aylık civarında bir gelir desteği, mazot desteği alacağımız var. Bunun hızlı bir şekilde ödenmesini ve esnafımızın petrole olan, sanayi olan borçlarını ödenmesi gerekiyor. Aksi takdirde yürütemiyor aracını. Son olarak dediğim gibi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızdan iki talebimiz var. Bir, desteklerin bu pandemi süreci devam ettiği müddetçe devam etmesi. İki, kilometre modeline tekrar geri dönüş sağlanmasını talep ediyoruz. Başkaca bir talebimiz yok. Zaten en iyi şekilde biz çalışıyoruz. Veriler üzerinden konuşuyoruz. Hayali rakamlarla konuşmuyoruz. Hepsi veriler ve doneler üzerinden konuşuyoruz. Onun için kimsenin hiçbir şey söylemesi söz konusu değil. Antalya halkımız da bilsin. Bizim her gelirimiz açık, şeffaf, Büyükşehir Belediyesi'ne gelinde gerçekten kazanıyoruz da biz hala daha fazlasını istiyorsak Antalya Büyükşehir Belediyesi bizim gelir ve giderlerimizi paylaşabilir. Çok teşekkürler yayına katkınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen kanal ve izleyicilerine, değerli esnafımı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet. Konuğumuz Esnaf Gündemi programında bu hafta Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Sayın Yasin Arslan'dı. Esnafın yaşadığı sıkıntıları dile getirdik. Haftaya yine salı günü saatler 21'i gösterdiğinde kanal ve ekranlarında olacağız. O zamana dek bizi izlemeye devam edin.